Günaydın kızlar, günaydın sevgili herkes. Bugün pazartesi günü ve enerjiyle kalktım. Full enerjiyim. Yapmam gereken çok şey var. Onları düşünüyorum, planlıyorum. Ne yapayım falan filan derken yani bugünü değerlendirmem lazım. Çünkü yarın çalışıyorum. Müşterilerim var birkaç tane. O yüzden bugünden her şeyi halletmeye çalışacağım. Dün alışveriş listesi yaptım. Bütün haftalık işte yemek listesiyle birlikte. Onu yaptım. Şimdi de ilk önce evin içindeki işlerimi halledeceğim. İadelerim var. Onlara bakmam gerekiyor. Onları halledeyim. Ya online shopping olayını seviyorum ama iade işi de çok sık oluyor. Ama alışveriş merkezine gidip böyle saatlerce alışveriş yapmak da istemiyorum. Bir de her şeyi de beğenemiyorum, bulamıyorum orada. O yüzden online yapmaya çalışıyorum ama şeyde özellikle bu alışverişi yaptığım yer onun şey mağazası yok. Mağaza yok yani. Online yapıyorum o yüzden. Ama onlara birlikte bakarız artık neler almışım, neler geri vereceğiz. Onlara bir bakmamız lazım. Ben buramı ne yapmışsam kızarmış. Cinca şotumun sonuna geldik. Yenilemem lazım. Zencefil. Zencefil şotum. Tamam. Öğreniyoruz kızlar. Ya kız biliyorum da bazen o an aklıma gelmiyor. Zencefil mi, zerdeçal mıydı, hangisiydi bazen aklıma gelmiyor. Yoksa biliyorum tabii ki yani ne olduğunu. Ama o anlık aklıma gelmiyor. Atıyorum bir tane işte ondan sonra da yanlış oluyor. Ama sonra düzeltmiştim. Esra arkadaşım dalga geçiyor hep benimle var ya. Neyse şotumuzu içelim. Az kalmış. Ben şuraya kadar içiyordum normalde. Hadi sağlığınıza. Şöyle tavamı çıkarttım. Sonra yağdan biraz koydum. Şu yağdanlığımı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu şeyden aldım. Trendyol'dan aldım Türkiye'den. Onu linkini buraya bırakacağım. Söz bırakacağım. Ya da şeyde Instagram'ımda bırakmaya çalışacağım. Ama bunlar şey oluyor. Böyle. Burası da cam. Ve bu hiçbir şekilde düşmüyor. Şöyle döktüğünüzde düşmüyor. Bunun aynı versiyonu böyle ama farklı bir tipi olan Zara'da var zannedersem. Bir kere almıştım ama geri iade etmiştim. İsmini unuttum ya. İsmini bulmaya çalışırsam ismini hatırlamaya çalışacağım. Bunun bir özel ismi var yani bu tipin. Ama şu an hiç aklıma gelmiyor. Neyse bu böyle. Burası da cam. Burası da cam. Bulaşık makinesine koyuyorum. Yıkanıyor. İçini baya böyle bir sıcak kaynar suyla, ilaçla, fairy washing up liquidle yapıyorum ilk önce. Bir ondan sonra makineyi koyuyorum. Yıkanıyor. Bundan iki tane var. Şöyle. Birisi zeytinyağı için, birisi normal yağ için. Normal yağı şu an doldurmadım. O yüzden onlar orada. Şimdi zeytinyağımı koydum. Şöyle bir hindi şeyim var. Hindi rashes. Bunu çok seviyorum. Özgür bana aldı. Ondan sonra şunlar glutensiz ekmeğim. İki tane glutensiz ekmek koyacağım. Siz eğer ki evinizi tekrardan yeni yapıyorsanız bunları bu kadar yukarıdan yapmayın ya. Gerçekten o kadar sinirim bozuyor ki. Biraz daha böyle aşağıdan olması lazımdı. Ama benim kontrolüm dışında yapıldığı için bazı şeyler geldim ki tepeye koymuşlar. Biraz daha aşağıdan gerçekten çok güzel oluyor. Çok yani çok şeyden değil de biraz daha aşağıda makinelerin arkasında kalabilmesi için en azından güzel olur. Bu fikri aklınızda olsun. Şimdi bunu da değiştiriyorum çünkü burası taş, burası da kuz. O yüzden değiştiremiyorum da. Ama sizin tost makineme şöyle yağlı kağıdını koyacağım. Tost makinenize böyle yağlı kağıt koyduğunuz zaman daha uzun ömürlü olur. Çünkü kirlenmiyor. Kirlenmediği zaman da yani çok yıkamıyorsunuz. Ve o yüzden de daha uzun dayanıyor. Okay. Tamam. Ondan sonra bir de avokadom var. Yarım avokadom. Yani avokadoyu da şey yapacağım. Ezeceğim. İlk önce yumurtamı hazırlamam lazım. Ben poached eggs çok seviyorum. Poached eggs Türkçe'de bilmiyorum ne ama cumbur yapıyorsun ya hani yumurtayı suyun içinde kaynatıyorsun.
O. Şimdi güzel bir poached egg yapmanın sırrı. Bu suyu koyduğunuzda böyle bol su koyuyorsunuz ağzına kadar. Ondan sonra hem yapıp hem çekmek isterim ama yapamayacağım galiba. Şimdi bunu böyle karıştıracağız. Çok kaynar olmaması gerekiyor zaten. Bu şey babuz olmaması gerekiyor. Şöyle iyice. Öyle şey olurken böyle içine yumurtayı bırakıyoruz. Ondan sonra diğerini de yanına yapacağım. Böyle. Bu şimdi piştiği zaman şey olacak. Kaynadığı zaman hepsi bir halinde çıkacak. Böyle bırakacağım, kaynayacak. O yavaş bir taraftan pişsin. Ben de kendime avokadomu hazırlayayım. Her şeyi bu tarafta yapmaya çalışacağım ki kamera açımı değiştirmeyeyim. Bıçakla şöyle dur çatalım. Ekmeğim hazır. Onu buraya alıyorum. Şimdi avokadomuzu yapalım. Şunun altını açayım. Biraz tuz, karabiber. Zaten yeter. Şöyle avokadomu koyacağım. Kahvaltım hazır. Kaç dakika sürdü? Çok uzun sürmedi. Şu altı daha çıkmıştı. Bilmiyorum, bir ses geldi. Şöyle.
Face test yapacağız. Yumurtamız bakın. Böyle aşırı güzel. Bak. Tam böyle kayısı kıvamında. Çok güzel oldu. Kızlar ben kahvaltımı yaptım. Şu an altında eşyalar var. Onları çıkaracağım. Bu yılbaşı ağacımız. Onu geçen gün Özgür'e söyledim. İndirdi benim için. Ondan sonra şurada da süsleri var. Işık var, süsleri var. Bir tane de burada. Aynen. Bunlar da onlardan. Şunları bir çıkartayım. Ne var ne yok. Onlara bakmam lazım. Şu benim şeyin kutusu. Juicer'ın kutusu. Bu da diğer aldığım juice. Onu da geri iade edeceğim. Neyse şunu göstereyim. Şunu göstereyim. Bu Elf on the Shelf pack'ı. Eğer ki küçük çocuğunuz varsa ve Elf on the Shelf yapacaksanız böyle önceden pre-pack paketler satılıyor. Onu alın. Gerçekten Elf on the Shelf'ın başka bir zaman anlatmaya çalışırım da yani İngiltere'de yaşayanlar biliyordur veya başka işte Avrupa'da yaşayanlar çocuklar için Noel zamanı etkinlik gibi bir şey. Böyle her şey içinde dahil ve hangi gün ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ben 2-3 senedir böyle yapıyorum. Çünkü daha önce böyle ne yapsan diye hep sürekli düşünüyordum. Bir türlü karar veremiyordum. Şu. Şimdi bunlar elfler. Bunlar sözde işte Noel Baba gelmeden önce bunları gönderiyor. Bunlar da evde yaramazlık yapıyorlar. Her gün Noel ağacının işte etrafına bir şey yapıyorsun, evin içinde bir şeyler yapıyorsun. 20 işte ayın 30'un hani ayın 1'inden 12. ayın 1'inden 24'ü gecesine kadar işte 24 gün bir şeyler yapıyorsun. Bizimki de böyle şeyleri vardı. Elflar zaten vardı bende. Bunlar da işte şeyleri aktiviteleri. Bakalım çocuklar beğenecek mi? Zara'nın çok üstüne gidiyor. Zara hala böyle şeyler şey yaptığı için bak free rain diye püyüp. Çok tatlı. Böyle bir paket aldım. Ben Etsy'den aldım. Linklemeye çalışırım. Siz de başka bir yerden bulabilirsiniz. Şeyde Amazon'da da var. İşte farklı farklı paketleri var. Kızlar şu çay şeylerini almıştım. Çay altlarını bunları geri iade edeceğim galiba. Çok büyükler. O yüzden bunları geri buraya koydum iade etmek için. Bunları zaten biliyorsunuz. Şunlar da şey budur. Şunu çıkartacağım. Şu da kutum. Şunu da Noel ağacın altına aldım. Şöyle altına koymak için. Ama hem bu rozları renkleri çok hoş değil. Bir de kırık geldi. O yüzden bunu geri göndereceğim. Ama şeyde fotoğrafta o kadar güzel gözüküyordu ki. Hani ağacının, Noel ağacının altının ayaklarını saklamak içindi. O yüzden bunu da iade edeceğim. Kendime yenisini almam gerekiyor. Kızlar üstümü değiştim size cicilerimi göstermek için. Şöyle bir kazak aldım. Siyah. Ama bir beden büyük sanki. Evet, bir beden büyük, kolları da hafif büyük. Giyince çekilir mi emin değilim. Şey olunca şurası açılır mı, bir beden küçük olunca şurası açılır mı ondan emin değilim ama sanki bir beden büyük gibi geldi bana. Ama böyle düğmeli. Bunlar hepsini Pretty Lavish'ten aldım bu arada. Pretty Lavish şurada adresim gözüküyor. O yüzden göstermeyeyim ama linklerim. Evet. Böyle bir siyah kazağımız var. Ondan sonra gerçi bak iki tane siyah almışım. Neyse. Şöyle kazağım buraya kadar şeyli, düğmeli. O yüzden emin olamadım. Biraz büyük ya. Buraları büyük. Bence bir beden küçüğü daha iyi olur. Yeah. Neyse. Bir diğerini deneyeyim geliyorum. Kızlar bu da büyük. Büyük bir de uzun.
Çok uzun bu. Yani benim tarzım değil. Belki bazen ben şurada belki en fazla sevebilirim. Ama bu çok uzun. Belki bir beden küçüğünü alırsam daha mı iyi olur? Kalite olarak çok güzel ama aşırı kaliteli kazak. Çok sevdim. Yani kumaş falan çok iyi. Düğmeleri, şurada çizgisi çok iyi. Hepsini çok beğendim ama bir beden büyük ve çok uzun benim için. Aynen. Bu da çok aşırı büyük. Bakar mısınız? Bu zaten şey olması lazım. Büyük olması lazım ama bu aşırı hani büyük, aşırı geniş. Hani tarzı böyle olması gerekiyor ama yok, hiç olmadı. Çok aşırı büyük. Ama yeri çok güzel. Kızlar bu oldu sanki. Ha? Böyle bir takım. Tabii ki kestirmem lazım. Çünkü 1.50'yim. 1.50 değilim de 1.58, 1.59 mı ne, öyle bir şey. Ama bu da büyük. Bunun bir küçüğünü kesinlikle alacağım. Çok sevdim bunu. Alt üst. Hani hem sıcak tutar, hem bol paça. Ve takım seviyorum böyle alt üst. Şimdi annem görse bunu da ister. Annemi de alayım kız. Annem de giysin. Ama kollarını beğenmeyebilir. Ben çok sevdim bu takım. Çok güzel oldu. Böyle hani rahat ama şıklığında. Rahat şıklıkta. O yüzden seviyorum. Ben bir de böyle şeylerin altından her zaman korse giyerim. Böyle açık renk olduğu için her yer çok şey olmasın diye, belli olmasın diye korse giymeyi severim. Ama bunun bir küçüğünü almam gerekiyor. Bir küçük, üstü iyi ama. Üstü evet iyi. Sadece altının bir küçüğünü almam gerekiyor. Neyse, burası da böyleydi. Bunların markanın sloganı da senelerce giyebileceğiniz parçalar diyor. Ve gerçekten de öyle, kalitesi çok iyi. Ben daha önce bir elbise aldım. Bir kazak almıştım bu markadan. Gerçekten marka olarak, kalite olarak çok iyi. Yani İngiltere'de bulabileceğiniz en iyi markalardan diyebilirim. Şey anlamında, kalite anlamında. Gerçekten eşyaları çok güzel. Biraz pahalılar ama ben şuna inanıyorum. Kaliteli eşya almayı gerçekten çok seviyorum. Hani pahalı da olsa, mesela bunun modası hani geçmez. Kazakların modası geçmez. Her zaman lazım olan şeyler. Ve öyle parçaları gerçekten şey almayı seviyorum. Kaliteli almayı seviyorum. Öyle. Neyse. Bunları da hallettim. Şu iadelerimi halledeyim. Ondan sonra da alışverişe gideyim. Neredesiniz siz? Hı? Hiç sesiniz sedanız çıkmıyor. Hı? Kız ben şeye gittim. Alışverişe gittim Tesco'ya. Size ne diyeyim? Gittim, kendimi kaybetmişim. Yavaş yavaş sakin sakin alışverişimi yaptım. Ondan sonra bir baktım saat 3'ü 5 geçiyor. Koştur koştur hemen zaten şey yapmıştım. Scan yapmıştım. Ondan sonra hemen ödedim çıktım. Yani şey yapmama gerek yoktu. Paketlere falan koymama gerek yoktu. Poşetlemiştim zaten. O yüzden hemen parasını verdim çıktım. Ondan sonra koştur çocuklara yetiştim. Eve geldim, alışverişi yerleştireceğim. Ama o arada çocuklar acıkmıştı. O yüzden çocuklara şu Thermomix'te şu buharda şey yaptım. Dumplings yaptım. Hemen onu yediler. Ben de kendime şey yapmıştım. Bitsü'den edamame beans almıştım. Şeyli, sarımsaklı ve acılı. Böyle bunu kaynattım. Ben bir tek bunu yedim. Çocuklar da dumplings yediler. Tavuklu. Onu yediler. Ondan sonra işte ben de şu an alışverişi yerleştireceğim. Dolaba girecek şeyleri koydum. Buzluğa girecek şeyleri hemen acil koydum. Ondan sonra şöyle, dur şunu da koyayım. Dolaba koyulacak şeyleri koydum. Ondan sonra şeye, buzluğa koyulacak şeyleri de koydum. Gerisi de burada. Dur göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şu sütü yoğurt yapmak için aldım. Yoğurt yapacağım. Ondan sonra böyle bir alışverişimiz var. Bu alışverişe 140 sterlin verdim. İşte birkaç tane buzluğa koyduğum eşyalar vardı. Şu Ferrero Rocher'ler de bu arada indirimdeydi. 6.50 miydi? Club Card'la birlikte şeyde, Tesco'da
6.50 idi. Dedim iki tane alayım. Hani bir yere giderken götürürüm. Zara gördü hemen diyor. Anne bunlar benim mi? Dedim hayır senin değil. Bunların hepsini şimdi ben yerleştireceğim. İlk önce dolabı bir temizleyeyim. Ondan sonra bunları yerleştireceğim. Kulaklığımı taktım. İşime gücüme bakacağım. Sizinle uğraşamam. Bana mı konuşuyor? No. Tamam. Say a kayaking cup. Whatever you want. Kızlar bugün akşam yemeğini Thermomix'te yapacağım. Tavuk, böyle Japanese style sticky sesame seedli, yani şeyli, susamlı tavuk yapacağım. O pişerken ben diğer aşamalara bakıyorum. Bir sonraki aşama ne diye. Yumurta diyor, şey yapıyor, çık diyor.
havuçların buharda pişti. Pirinç pişerken... Tamam. O kadar güzel pişti ki pilav. Bakar mısınız? Basmati yaptım. Çok güzel pişti tane tane. Filiz de geldi bu arada. Filiz, günün nasıl geçti? İyi geliyorsun ya. İki bacı arabalardan bu arada neler çektik biz. Sabah da Filiz'in arabası bozulmuştu. Ondan sonra abim Seyfi amcam, Özgür Sabah onu tamir ettiler. Gene ki iş ellerinden geliyor. Değil mi? Aynen. Face and Inter, onu yaptık. Bunun hepsini yaptık. Tamam. Şimdi bunun için de iki tane sarımsak var. Şunu bir karıştırayım tavuğumu bir taraftan. Şeyim nerede? Heh, burada. Abla, bu ayçiği nereden aldın? Şuradaki Türk marketi var ya. Öyle mi? Özel cüzi. Geçen gün de aldım, çocuklar bayağı beğendi. İyi oldu orası. İyi oldu, gidiyorum etimi hemen alıyorum, şeyimi alıyorum. Evet, o et konusu zor oluyordu. Gezar çok seviyor onu. Sen yükseldin. Ben geçen yıl bunu mu denemek istiyordum? Hayır. Bir şey vardı, dragon fruit vardı diye. Hayır, ben bir önceki vlogumu izlemedin herhalde. Onda dedim ya, çok pahalı diye. Tamam. Ben geçen gün yükselde bana bir tane denetecektim ya. Ama o gün yoktu. Bugün aldım işte. O günkini yemiştim diye. Ben onu soruyorum işte. Baksana ne kadar. Yani bu, oh wow, 2.49 diye okudum ben bunu. Ne? Zara da bunu yemeye verse. Ama başka, yani doğru düzgün meyve yemediği için Zara hani yediğini de ne olursa olsun alıyorum ki yesin yani. Layçi sevmiyor mu? Layçiyi de çok seviyor. Benim kızım pahalı meyve seviyor, tamam acaba mı? Acaba kime çekmiş? Acaba kime çekmiş? Baş harfi F. Gerçekimizinki de aynı. Sonu Z. Üç saniye. Aç da yapayım. Rice spinningimiz yok, sorry. Honey. Bal lazım. Yaramaz şeyler bunlar. Senin göbek adın neydi? Tehlike. İşte şimdi yemek masası sandalyesi var ya, aynı bundan mı alacağım yoksa farklı bir model mi alacağım? Sen önce de söylemiştin, siyah almam lazım. Sade siyah. Sade siyah. Bence. Bilmiyorum, izleyicilerine de sor. Ama ben de söyle. Sweet chili sauce. Baba. Sticky chicken yapıyor mu? Ben artık her mutfaktan yapabiliyorum Filiz. Ben şunu açamadım ama. Üps. Ne oldu? Switch'im çok gitti.
Onun için sos mu yapıyorsun? Tabağa mı koydun? Sos yapıyorum şu an. Ketçapları. O aziyeti. Hayır, güzel. Kızlar, sosu karıştırdım şeyle, tavukla. Çok güzel oldu tavuğun sosu. Böyle tatlı. Tatlı bir tavuk. Şöyle biraz karıştırdım. Tamam. Birazcık ısısın da dursun. Hazır mısın? Tamam. Otur. Bir deneyin bakayım, beğenecek misiniz? Bunu kapatır mısın lütfen? Hadi bakayım. Nasıl? Çok iyi değil mi? Mama. I've got the wings from that Chinese place we don't usually go to. I taste like that, but the sauce is better. Evet. And bir de o wings'leri yapıyor, alıyoruz ya biz. Onların soslarını aldım, yapacağım. Thermomix'e yapacağım. Ye. Yeah. Pilavını da ye. Tat veriyor oğlum. Tavuğunla birlikte ye pilavını. Filiz ve benim tabağım da böyle. Tekrardan edamame beans yaptım. Tavuğumuz. Bu neydi kız? Havuç. Havuç, pilav. Resmen. Beynim dondu. Mamaya yollam yukarı. Yes. Ve dün ben oğluma sordum. Dedim ki Karan, dedim, bu hafta ne istiyorsun? Mommy, yemek. TV unit'in içinde kızım. Zara'yı da çeksene bakalım, o sevecek. Merak ettim. Şu. Okay. I'm scared. No, don't be kızım. It's just chicken, but you have it every day. It's just şey, tabii. Chicken yapıyor ya. Sesame. Aynı öyle zaten. I'm just gonna stab it. Actually, she likes it. That's actually surprising. What's your verdict out of 10? 6. Huh? 6? That's good. Why? But I just said, because you just want to be annoying? Yeah.